Arkadaşlar şimdi size güzel bir tarif vereceğiz. Reyhan şerbeti bilmiyorum. Ben içmedim. Haberim yoktu. Fransa'da olunca her şeyden haberimiz olmuyor ama Selvi arkadaş ülkeden yeni geldi. Burada reyhandan şerbet yapmış. Herkes de bayılmış. Dedim en iyisi bir de bana yapalım. Bu arada tarifini de alacağız. Şimdi bize anlatacak. Nasıl yapıyoruz? Şimdi burada da güzel siyah reyhanları var. Çok güzel. Ben sizi dinliyorum, siz anlatın. Ferahlatıyor. Özellikle yazın sıcak havalarda içtiğimiz zaman. Şimdi bu reyhanlarımızı Selvi arkadaş böyle sıkmadan narin narin yıkadı. Rengi de çok güzel gerçekten. Şimdi göz kararı yaptığımız için ölçüleriniz nedir? Ya ölçüsü yok. 1 kiloya yakın bir su koyduk. Reyhan kaynadığı zaman onun içine koyacağız. Ama şey evet. Ocaktan falan mazur görün çünkü doğada olduğumuz için evet. imkanlar ancak bu kadar el veriyor. Tabii bir tarladayız, neredeyse tarla yani evet, burası. Ancak bu kadar olabiliyor. Aşamasına gelince tekrardan gösterime geçeriz. Evet. Muz kaynasın bakalım. Evet. Arkadaşlar suyumuz başladı. Biz reyhanlarımızı daha önceden yıkayıp koymuştuk. Bunlar böylece saplarıyla zaten tazecik bunlar. Çıkartıyoruz. Evet. Bırakıyoruz. Ve birkaç dakika ölmeyecek şekilde. Evet, öldürmek lazım. Evet. Daha da güzel oluyor. Sadece birkaç dakika suya kendi rengini verene kadar bekliyoruz. Buna şekil, ay kokusu nasıl geldi ya? Çok güzel. Gerçekten çok güzel bir kokusu yayıldı etrafa. Bilmiyorum ama başkasını ama. Bunun geldi. Kokusunu duyunca makarna yiyesin geliyor. Değil mi? Değil mi? Makarna çağrışımı yapıyor. Çok güzel oluyor. Rengi önce morumsu oluyor. Buna esas rengini veren zaten limon tuzu. Limon tuzunu verdiğimiz zaman çok hoş bir böyle pembesi oluyor. O zaman daha böyle bir albenisi oluyor daha doğrusu. Rengi değil mi? Evet. Biraz evvel de Selvi'nin yapmış olduğu çok hoş ama çok güzeldi onun tadı. Böğürtlen şerbetini içtik. Çok güzeldi. Gerçekten ben çok beğendim yani tadını. Renk. İnsan şey doping gibi bir şeydi. Kesinlikle. Direkt doping etkisi yapıyordu. Sabah özellikle aç karnına içtiğin zaman zaten kan şekerini düzenliyor, kalp krizini önlüyor. Yani sayamayacağım birçok faydası var böğürtlen şurubunun da. Reyhan'da olduğu gibi. Tabii hani çok fazla tüketmemek kaydıyla. Çok faydası var. Böyle bir rengimiz var. Evet. Daha sonra bir de şey arkadaşlar buralara suyu biraz kireçli. İyi su kullandık biz ama gene de bizim kendi sularımız gibi olmuyor. Gerçekten çok kireçli. Biz buna şeker de koyacağız ve tuzu. Evet, limon tuzumuz. Limon tuzumuzu koyacağız. Hatta şimdi koyabiliriz. Evet. Tamam, bakalım nasıl koyacağız, o da göz kararı. Aslında şöyle yapabilirim. Tamam. Şu kadar bir şey. Hı hı. Gördüğünüz gibi rengi hemen evet, daha açık pembeye döndü. Çok az daha koyuyoruz. Tamam, çok güzel. Aslında arkadaşlar ben unuttum bunu. Elleri olmadığımız için kabuk tarçın ve karanfil. Değil mi? Onu da koyabilirsiniz. Onu harika sonradan oluyor. Ekleyemez miyiz? Mesela suyu oluştuktan sonra gene böyle hani bir kaynatana kadar bir tık kaynadığı içine. Zaman ya da sürahiye aldığımız zaman onun içine de koyabiliriz. Yani evet, çok sürerdi. Sıcak kaynayan suya böyle çok keskin tadını bırakmamış olur. Tamam, sürahideyken ben onu evde eklerim. Aynen. Kendim yaptım. Gördüğünüz eklerim gibi pembeleşti suyu. Evet. Geldi içme yani. Evet. Rengi de çok çekici. Şekerimizi de koyuyoruz. Evet. Damak tadına göre. Biz orta şeker bakalım. Mi yapıyoruz? Az orta şeker mi yapıyoruz? Orta şekerli ya da hani bu da yeterli bizim için. Bu kadar şeker yeter. Tamam. Yeter diye düşünüyorum. Tamam. Ben reçel de yaparken zaten az az koyuyorum. Reçeli. Aynen. Ama ya, bir gün gelincik reçelini de yapalım yani beraber. Hı? Olabilir. Neden olmasın? Gerçi gelincik mevsimi geçiyor. Kalmadı ama daha çok
Mayıs tonlar oluyor ama. Arkadaşlar bundan sonra alıyoruz içindeki reyhanları. Çok tamam. Olmayacak şekilde dediğim gibi. Bunun altını kapatıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Sonunda... Ama çıkarıp mı soğutacağız? Çıkarıp, tamam. Evet, çıkarıp soğutacağız. Tamam. Ya bu kadar izlemişken bizleri çok sağ olun. Bir de sunumunu size gösteririz. Evet, bir de içerken değil mi? Gülnaz Hanım'ın güzel videolarını izlemeyi ben beklemede kalmayı ben hiç diyemiyorum videolarını. Abone oluyoruz. Ben çok beğenerek izliyorum. Gerçekten işini iyi yapan bir hanım. Teşekkür ederim. Ben hiç söyleyemiyorum takipçilerime yani. Ve abone olmayı unutmuyoruz. Evet, teşekkür ederim. Birazdan gene finalini çekeceğiz. Evet, tamam. Doğal ortamda. Evet, doğal ortamda. Doğal yemekler. Güveç yapıyoruz. Bahçemizin domatesi, biberi, et hariç sadece. Evet. Süper bir şey. Tabii bunu yedikten sonra bunun üzerine buz gibi şerbet içeceğiz arkadaşlar. Şerbetimizi üstüne içeceğiz. Yanınızda sabile olanların canı çekmez inşallah. Değil mi? Süper bir şey olacak. Vallahi. Hele görüntüsü. Tavla gibi. Gerçekten doğal besleniyoruz yani. Kesinlikle. Bir de burada bir semaver duruyor. Evet. Düzenek çok harika. Mangal. Evet, hepsi. Biraz pasaklıyız. Yok yok, o olur. Bahçenin tam içinde bir ayrı mutfak yapılmış durumda. Bir de aslında ben şu buzdolabını göstermek evet isterdim. Ya, bak şu an şurada evet, bir doğal buzdolabı var. Şöyle bir şeyimiz var. Daha doğrusu. Burası evden uzak bir bahçe olduğu için. Yani evin içinde bir bahçe ciltleri, değil burası. Evet. Tarla gibi bir yer. Bu şekilde tutuyor. Yerin içine geçirilmiş bir bidon. Şey, çöp bidonu bunlar ama temiz tabii ki. İçinde. Toprağa gömülü. Evet, bayağı bir toprağın içine gömülü. Ya nereden baksanız hemen hemen 3 ya da 4 gün bu yiyecek ya da içecekleri serin tutuyor, bozulmuyor. Yani hiçbir şekilde bozulmuyor. Gerçekten. Serin kalıyor böyle. Buz gibi alıp içebiliyoruz. İyiymiş. Suyu falan hep soğuk içiyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Çok güzel ya. Kesinlikle. Ben de çok şaşırdım ilk gördüğüm zaman. Kahvaltılıklarımız, işte içeceklerimiz. Bayağı bir burada muhafaza edebiliyoruz. Yani. Aynen, aynen. Eski usul her zaman geçerli. Evet, baba dede gelenekleri çok sürüyor. Hoş. Evet, buzdolabımız da böyle. Üstte gene bir tane tente var zaten. O da iyice ha, onu güneşten korusun için. Diye. Bu da çok hoş olmuş. Şüphe şeyimiz burada böyle. Çok güzel gözüküyor. Bunları da böyle yapalım dedik. Şey, her gün nereden baksan bir 3-5 santim büyüyorlar ya. Çabuk uzar bunlar. Evet. Ben bayağı bir bunlardan şarap yaptım yani. 11 litre. Önceki evimin bahçesinden. Diğer tarafta bizde de var. Bakın çok güzel bir. Al sen de gördün mü? Evet, onları daha önce görmüş ama açmamışlardı. Çok güzel açmışlar. Süper ya. Öndekiler şey galiba açıp şeyi söndürdüler. Ama güller de gerçekten konuşuyor. Şu nasıl güzel bakıyor musun? Bir tane de orada. Rengi de. Şimdi ben bunlardan patlıcan reçeli yapıyorum. Böyle küçük küçük. Şöyle bir parmak, baş parmak kadar o haldeyken. Yani şu bile aslında büyük ama bu da olur. Bunları toplayıp bunlardan reçelini yapıyorum. Tatlı gibi oluyor. Yanına kaymakla tam bir tatlı muamelesi görebilir. Burada da göstereyim. Patlıcanın çiçeği. Aslında bahçeye çiçek ekmeye gerek yok. Patlıcan ekseniz zaten çiçekleri çok görkemli. Reyhanlarımızın asaleti. Çok çok güzeller. Ay, çekirdeklerini fileye geçirmişler ki yok, kuşlar yemesin diye. Bayağı da güzel olmuşlar. Zannedersem her sene çekiyorsunuz bunu. Bunu her sene çekiyoruz. Bunun resmen tarihi evet. Bende var. Evet, içeceğimiz hazır. Süre biraz geçti ama. Buyurun, evet. Bu şekilde oluyor. Çok güzel tavsiye görüntü ederim. Zaten. Çok güzel. Evet, tadına bakalım. Gerçi demin biraz kaynarken baktık ama sen bak istersen. Aha, ben içebilirim, evet. Tamam.
Gerçekten süper ya. Vallahi. İlaç. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Tavsiye çok ederim da kolay. Sizlere de. Evet, aslında yaz geçti ama iyi bir yaz içeceği aynı kesinlikle zamanda. Seneye deneyebilirsiniz. Yani seneye de değil. Yani evde ama de gene bir damak zevki ya da ne bileyim işte akşam televizyon izlerken hatta yanına bir mısır patlatın. Bence şöyle de olur. Kışın sıcak da içilir bu. Kesinlikle. Değil mi? Ben demiş... Meyve çayları var, işte bitki çayları var. Evet, bu da çok güzel bir meyve çayı bir oldu. Yok. Ben demin çocuklara işte hani evet, içecek ismi vermek istemiyorum ama hani zararlı şeyler yerine bu şekilde içirebiliriz. Evet. Renkleri çocuklara cazip gelebilir. Cazip gelebilir, evet, evet. Sunum da güzel. Ben demin sıcak tadına baktım. Sıcakken de çok hoş geldi İçilebilir, bana yani. Evet. Kışın sıcak, yazın soğuk içiniz. Ben çok teşekkür ediyorum Selvi. Size güzel bilgiler verdin. Sağ ol. Rica ederim. Görüşmek üzere. Evet. Çok güzel. Bahçe ya, çok güzel. Cidden süper, güzel. Şu güllerin güzelliğine bakınız efendim. Hızır gülü. Hızır gülü. Bundan bahsetmiştik. Hızır gülümüzden. Böyle koca koca açtılar. Ama şunları biraz daha yakından bir göstereceğim.